Yani kilometre oyunu denen şey. Var. Oluşmuyor da daha da fazla başlamış. Evet. Ama artık pahalıya patlıyor çünkü cezaları bayağı bir artacak gibi gözüküyor. Emsal bir karar çıktı çünkü. İkinci elde kilometre oyunu yapan arkadaşlar bu haberi özellikle dinlesinler. Özellikle bak neler oluyor. Kesinlikle dolandırıcılıktır, insan kandırmadır. Hileyle, hurdayla araç satana Yargıtay dur dedi. Kilometre oyununa hapis cezası çıktı. Emsal kararın verildiği dava ilginçti. Bir kişi satıcıyla görüşüp 68 bin kilometrede bir araç almıştı. Ancak araç bir süre sonra arızalandı. O da yetkili servise götürdü. İşte o zaman da hayatının şokunu yaşadı. Çünkü satın aldığı aracın kilometresi düşürülmüştü. Asıl kilometresi 68 bin değil 200 bindi. Muayeneye göre kilometreyi uydurmaya çalışanlar var. Atıyorum bir araç 40 bin kilometre yaptı. 20 bin kilometresini düşürüp muayeneye girdiği zaman sistemde herhangi bir sıkıntı gözükmeyecek. Alıcı mahkemenin yolunu tuttu. Satıcıya hapis cezası çıktı. Dava Yargıtay'a taşındı. Yargıtay ise emsal niteliğinde bir karar verdi. Kilometre oyunu için nitelikli dolandırıcılık dedi. Bununsa 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası bulunuyor. %100 katılıyorum. Bu ciddi anlamda bir dolandırıcılıktır. Peki bu kilometre oyununu anlamanın bir yolu var mı? İşi uzmanına soracağız. OBD cihazıyla şimdi araca bağlanacağız. Cihazımızın bağlantısını yaptık. Şu anda kilometre aksamını kontrol etmek üzere başlat tuşuna bastık. Şu anda sorguluyor. Efendim şimdi ekranımız da açıldı. Kilometreler tutuyor mu? 169.336 kilometre. İki ekranda da gördüğümüz şu anda orijinal kilometresi bu aracın. Herhangi bir oynama söz konusu değil. Ekspertiz şart ama bazı araçlar cihaza bağlanmadan bile bu oyunu ele veriyor. Özellikle direksiyon simidi, konsol ve kokpiti çok önem veriyoruz biz bu konularda. İç döşemeler, tavan döşemesi, taban döşemesi. 50 bin kilometredeki bir otomobilin kozmetiğiyle 150 bin kilometredeki bir otomobilin kozmetiği aynı değil. Yani her işin bilir kişisi var. Her işinin yolsuzluk yapanı olduğu gibi bir de bilir kişisi var. Bu kadar kolay işte öğreniliyormuş. Diyor ki bu kilometrede bir aracın diyor konsolu, direksiyonu, tavanı falan zaten neyi? Bu kozmetiği. Kozmetiği bu temizlikte ya da bu yıpranmışlıkta olamaz. Yani zaten baştan itibaren her şeyi anlıyor. Peki ne ele geçiyor bunda? Senin kilometren 100 bin. Diyor ki işte sahibinden satılık araç temiz, tertemiz, içi gıcır gıcır 50 bin kilometrede. Doktordan. Doktordan derlerdi. Az kullanılmış. Ama bu bir gerçek gerçekten. Doktor arkadaşlarımın arabalarına bakıyorum inanılır gibi değil. Peki 50 bin kilometre indiriyorlar arabayı. Ben de inanıyorum alıyorum. Sonra bir gidiyorum araç aslında i̇şte orada, 110 bin kilometrede. Bak, arkadaş yaptı bilgisayara takacaksın. Tak. Demek ki yani kandırılmak o kadar da kolay olmamalı aslında bu kadar net. Görülüyor. Ama bir taraftan da şimdi şu var. Şimdi 10 yıllık araçlara da talep arttı diyoruz ya. Adamın elinde 200 bin lirası var ve araba almak zorunda. Kilometreye mi bakacak? 300 bin de olsa 400 bin de olsa temizli, bulduğunu alacağım. Alacağımız zamanlardayız. Buradaki emsal karar önemli ama hani o kilometre hadisesi artık biraz ikinci, üçüncü planda kalmaya başladı. Yok aracın kozmetiğiymiş bilmem neymiş benim işimi görsün deniyor. Ve 200 bin liraya bugün bir araç alıyorsan biliyorsun ki birkaç ay sonra o 300'e çıkacak. Alabiliyorsan 200 bin liraya bir araç bulabiliyorsan daha doğrusu. Hadi ya da 300 ne yapsın elinde evet. 200 varsa mecburen hani kilometresi 100 bine bakmaz ki 300 tabii bin ki. Olacak mesela tabii 400 bin ona bakmıyor artık. 50'de yani ihtiyacı da varsa ya da çünkü nakit şu an bir paramız var ise bir hafta 10 gün sonra ya da bir ay sonra bunun biraz neye daha küçüleceğini az çok biliyoruz. Dolayısıyla herkes mala şey yapıyor evet. Yatırım yapıyor. Maalesef. Şimdi bu kilometre hikayesi önemli. Araçlarımızı böyle iyi koruyoruz falan. İşte aman çok yol gittik, çok kilometre yaptık şimdi ne gerek var? Arabayı yormayalım falan gibi şeyler benzin var. Benzin harcamayalım, yakıt harcamayalım. O da tabii canım. O baş şeyim, seçeneğimiz.